Peki hocam, yaş grubu olarak hani dikkat edilmesi gereken yaş grubu nedir? Ben alkol ve madde bağımlılığı için aslında dikkat edilmesi gereken yaş grubunu şimdi 12-18 olarak adlandırıyorlar. Lakin ben bunu daha temelden alıyorum. 7-11 yaş daha çok gözlem yapılması gereken bir dönemdir. Çünkü eğer sizin çocuğunuzda ne bileyim işte karşıt gelme bozukluğu varsa, karşıt gelme sürekli mesela saldırgan davranışlar, nasıl diyeyim, yıkıp dökme, yıkıcı davranışlar. Mesela çocuğa bir şey anlatamazsın. Mümkün değil. Yani algı kapalıdır. Sürekli zarar verme peşindedir. Ve aileyi küçük düşürücü davranışlar sergiler. Eğer çocuklarınızda 7-11 yaş arasında bu belirtiler var ise kesinlikle bir uzmandan destek almalısınız. Uzmandan destek dediğim rehber öğretmeninle görüşebilirsiniz. Okuldaki rehber öğretmeni. Ne bileyim işte kişinin şart ve koşullarına bağlı. Çünkü bu dönem eğer sağlıklı bir şekilde geçirilirse ergenliğe daha temiz hali hazırda bir birey gelişir ve bu süreci de kolaylıkla atlatır. Yani altyapı meselesi Şeyma Hanım. Yani altyapısı ne kadar, bir binadan örnek vereyim. Altyapıyı ne kadar sağlam yaparsanız ondan sonra o binanın konforu, işte giriş kolaylığı, fiyatı ondan sonra size cazip gelir. Ondan sonra bir şeylerin karar verme aşamasında daha net olursunuz. Çünkü sağlam dersiniz, sağlam bir evde oturmak istersiniz. Ona göre bir seçim yaparsınız. Konfordu, ne bileyim işte akıllı olmasıydı, şuydu buydu, bunlar sonraki şeyler. Ergenlikte de bu böyledir. Siz önce sağlam kişilikli, psikolojik sağlamlık dediğimiz bir birey yetiştirme çabasında olmalısınız ki sonraki dönemlerde o çocuk o altyapıyla kendini daha iyi yerlere getirebilsin, kişiliğini sağlam oturtabilsin. Bu dönemde mesela 7-11 yaş üzerine dikkat edilmeyen çok daha başka konular var. Mesela içine kapanık çocuk. İçine kapanık çocuk da madde bağımlısı olabilir. Herkes onu pasif görür. Ya bu hiçbir şey yapamaz. İşte iki kelimeyi yan yana bile getiremez. Ama bilemezsin. Yani bilemezsin. Hiçbir şekilde bunu bilemezsin. Bu yorumlar işte toplumumuzun bazı yanlış yorumları vardır. Eğer o çocuğa gereken ilgi, şefkat, ne bileyim işte sorumluluk. Sorumluluk çok önemlidir. Madde bağımlılığı olan gençlerin birçoğunun sorumluluk problemi vardır. Çünkü sorumluluk sahibi değildir birey. Yani bu zamana kadar nasıl diyeyim, herhangi bir sorumluluk okula gidip gelmekten başka zaten onu da sağlam bir şekilde yerine getiremez bu süre zarfında. İlgi, dersleri ilgi kaybolur.